Ne oluyor? Emir, sana bir şey söyleyeceğim ama hemen sinirlenme, tamam mı? Hadi bakalım. Yiğit Elif'i aldı. Anlamadım. Ya şimdi düştü ya Elif. Yiğit de çok sinirlendi. Siz bakamıyorsunuz deyip aldı. Ben hemen taksiyle gittim arkalarına ama yakalayamadım. Biz mi bakamıyoruz Elif'e? Elif'e biz mi bakamıyoruz? Yiğit bir kere onun altını değiştirmedi, üstünü örtmedi. Bir kere Elif'i yedirmedi bile. Biz mi bakamıyoruz? Ya şimdi hastanede öyle görünce herhalde çocuğu... Kübra, sen ne yapıyorsun ya? Ya yapma Allah aşkına ya. Ben gidiyorum Elif'i almaya. Dur Emir. Ya duru falan yok bunun. Ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Bak ben diyorum ki belki iyi olur. Yani kızıyla en azından bir gece uyursa daha iyi olur. Hani ısınır belki. Sever Elif'i. Yani babası sonuçta. Kübra, ben aylarca Yiğit'in gözünün içine baktım. Yiğit bebeğin ısınsın diye yapmadığım atraksiyon kalmadı. Yiğit bir kere bile bu durumu kabul etmedi. Yiğit bebeğin nüfusunu almadı bile. Şimdi birden çıkıp kendisini baba ilan ediyor ve sen... Çok güzel. Bak Emir, aslında... Bak, bu yapılan bana çok büyük bir haksızlık, tamam mı? Çok büyük bir haksızlık. Ben Yiğit'ten yana şaşırmıyorum. Çünkü Yiğit bunu her zaman yapar. O bunu neden yapıyor biliyor musun? O bizim buradaki kalabalık ve mutlu ailemizi kıskandığı için böyle yapıyor. Bebeğe karşı aşkı kabardığı için. Babalığından falan değil. Bu hayattan dışlandığı için ve bizi kıskandığı için böyle yapıyor. Sen Yiğit'e aşıksın değil mi hala? Aşıksın. Kübra, bakar mısın bir yüzüme? Senin Yiğit'e karşı hissettiklerin... ...senin gözünü kör etmiş Kübra. Sen artık sağlıklı düşünemiyorsun. Mantıklı, sağlıklı kararlar veremiyorsun. Sen bu bebek için yapılan gerçek fedakarlıkları, Elif için verilen gerçek emekleri göremiyorsun. Sana yazıklar olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.